Cihan, sana bunun kötü fikir olduğunu söylemiştim. Bir dakika. Klozet. Oo, şuna bak. Sen bizimle geliyorsun ufaklık. Sanırım artık hazırız. Bak, su ağzından akıyor. İşte ellerim tertemiz oldu. Ne yapıyorsun? Ben ellerimi klozette yıkayacaktım. Aa, yok artık. Turnayı gözünden vurdum. Endişelenme. Ben gidip yardım getireceğim. Bu da ne? Kurtarın beni. Vay canına. Ah, şu paralara bak. Buna inanamıyorum. Bu hayatımın en güzel günü. Ha? O klozeti biz ele geçirmeliyiz. Berbat kokuyor. Sen neler yedin öyle? Çok yorgunum. Biraz gözlerimi dinlendireyim en iyisi. Dönüşüm zamanı geldi. Anneme büyük bir sürpriz olacak. Uyuyakalmış olmalıyım. Anne, yeni görünüşüne bir bak. Ver şunu bana. Olmazsa bu artık benim. Belki bu fikrini değiştirir. Hayır, olmaz. Pekala, arabaya ne dersin? Ha, olmaz, ben daha çocuğum. Aa, buldum. Vay canına, muhteşem. Ver şunu bana. Bu ne yapıyor ki? Buna ihtiyacın olacak. Ha? İşte ben de bundan bahsediyordum. Dur, sana yardım edeyim. bu çok havalı. Bir dakika, bunu oyuncağın kafasına mı sokuyoruz? Pekala, bunu yapabilirim. Şimdi konu aşağı indiriyoruz. Anne bak, saçlar uzuyor. Görüyor musun? Bunu bütün gün yapabilirim. Sanırım saçlarını kestirmesi gerekiyor. İşte şimdi kendimi gösterme zamanı. Buraya gel bakalım. Bunu yapmak çok eğlenceli. En azından benim saçlarım güvende artık. Vay canına, buna bayıldım anne. Yeni hobim bu artık. Aklından bile geçirme. Saçım. Bunu neden yaptın ki? Bence güzel görünüyorsun. Başın büyük belada. Harika. Şimdi de kazağım sökülüyor. Neden her şey kötüye gidiyor? Bu kazağı çok severdim. Anne. Bir dakika. Kasap nereye gitti? Bu çok eğlenceli olabilir. Şimdi ne yapacağım ben? Bir saniye. Sanırım bir fikrim var. Kartonu insan vücudu şeklinde kesiyoruz. Şimdi bunu süslememiz gerekiyor. Onun için bu boyayı kullanacağız. Bu pembe tonu müthiş. Artık içimdeki sanatçıyı özgür bırakma zamanı geldi. Bunu yapmak çok hoşuma gidiyor. Çok rahatlatıcı. Şimdi bununla güzel bir kıyafet yapacağız. Ama bir şey eksik. Bize biraz saç lazım. İpleri böyle kafasına bağlıyoruz. Tada! Vay canına, şuna bak. Upuzun ve çok güzel. Biraz kessem iyi olacak. Yaşasın, işe yarıyor. Bunu yapmak çok iyi geldi. Kıpırdama anneciğim. Harika bir iş çıkarıyorsun. İşte bu kadar yeterli. Oo, çok iyi olmuş. Beğeneceğini biliyordum. Nasıl görünüyorum? Harika, saçlarım hala yerinde. Bu kitap gerçekten sürükleyiciymiş. Merhaba baba, sana bir bardak meyve suyu getirdim. Sağ ol tatlım, tam ihtiyacım olan şey. Sen bir harikasın. Çok şanslıyım, ne güzel bir gün geçiriyorum. Baba, bu senin için. Peki. Umarım hoşuna gider. Tabii, okumak insanı susatıyor. Mükemmel. Peki, ben şimdi gidiyorum. Önemli olan bunu düşünmesi. Nerede kalmıştım? Benim ayaklarım neden ıslak? Yine altıma mı yaptım yoksa? Bir saniye. Cina'nın mahareti. Cina, sen ne yapıyorsun? Tek bir damla da yıkanmaması lazım. Lütfen dur. Sorun yok, ben hallederim. İyi o zaman. Meyve suyumuzu israf etmememiz lazım. Ben bunu mu içiyordum? Al bakalım. Yok, almayayım ben. Ver şu bezi bana, şuna bak. Temizlik yapmaktan nefret ediyorum ama yapılması lazım. Temizlik çok zor bir iş gerçekten. Mesaj geldi. Bu nedir? Merhaba, siz şanslı insanlar. O düğmeye bastığınız için teşekkürler. Bu hiç sizi başınıza geldi mi? Kola en sevdiğim şey. Olamaz, evi kola bastı. Sen tak bakayım. Sanırım çok fazla koymuşum.
Bunun olmasına izin veremeyiz değil mi? Ama sorun yok, çözümü bizde. Şimdi tekrar deneyelim. Hadi bas tuşa. Tamam, bunu yapabilirim. Ay canına, ördekten kola akıyor. Üstelik hiçbir yere sıçratmadım. Ağzıma layık, hoşuma gitti. İşte bu kadar kolay. Bu tam ihtiyacım olan şey. Bir dakika, ne kadar? Bu çok para. Bu kadar param olduğunu sanmıyorum. Evet yok. Çok istemiştim almayı halbuki. Her neyse, her istediğin olacak diye bir şey yok. Hayır. Gina dur. Ver şunu bana. Sorun ne? Bu aklıma bir fikir getirdi. Bu bardağın üstüne bir fil çıkartması yapıştırıyoruz. Sonra bardağın içine bir boş su şişesi koyuyoruz. Daha sonra filin ortasına ve şişeye böyle delikler açıyoruz. Ve pipet yerleştiriyoruz. Hadi dene. Çok heyecan verici. Şişenin kapağını gevşetiyoruz ve içecek filin ortamından dışarı akıyor. Baba bak, bu senin için. Ah sağ ol, almayayım, ben iyiyim. Ah, o zaman bana daha çok kalır. Sağ ol Emesa. Bu bezden sıktığım meyve suyuydu değil mi? Aniden susuzluğum geçti ama yine de teşekkürler. Tuvalet kağıdı rulosunu özel bir şey dönüştürmek ister misin? Bir kabı tutkalla dolduruyoruz. Sonra başka bir kabın içine pomponlarla dolduruyoruz. Bu kısmı çok eğlenceli. Pomponları hafifçe rulonun üstüne bastırıyoruz. Pomponlarla işimiz bitti. Güzel görünüyor. İşte harika bir kalemliğimiz oldu. Okula hazır mısın ufaklık? Çantamı yapmam lazım babacığım. Bu kitaba ihtiyacım olacak. Güzel seçim. Ve buna. Peki. Aa, canımı sakın yakma. Eva ne yapıyorsun? Biraz ehlence olsun dedim babacığım. Pekala, sanırım her şey hazır. Hadi gidelim. Aa. Olamaz. Ah, şunun haline bak. Ah, şimdi ne yapacağız? İyi bir soru. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Derse girme zamanı geldi. Ah, bir şey diyeyim mi? Eşyalarımı kendim taşıyabilirim. Hey, beni bekle. Bu çok küçük düşürücü. Birbirimizi hiç tanımıyormuşuz gibi yapsak. Hey, popüler çocuklar nerede? Belki ben de onlarla takılabilirim. Dur, buraya giremezsin. Burası kızlar tuvaleti. Aa, öyle mi? İşte bu utanç verici oldu. Burada bekliyorum seni. Gitti mi acaba? Bunun işe yarayacağını biliyordum. Nihayet babamdan kurtuldum. Ama gözümü açık tutmam lazım. Sanırım kurtuldum. Aa! Derse hazır mısın? Fen dersine bayılırım. Ah, lütfen bunu yapma. Aa, bu inanılmaz. Sanki yine gençliğimi yaşıyorum. Orada işler nasıl gidiyor? Ah, ben iyiyim. Teşekkürler. Bu cevap yanlış. Baba, ben hallederim. Aferin sana. Aman tanrım, keser misin şunu? Ne gündü ama. Baba, bunu yaptığına inanamıyorum. Çok gerildim. En azından evde bu popitim var. Aa, bir saniye. Ne yapacağımı buldum. Bu popitin kenarlarına tutkal sürüyoruz. Aynen böyle. Hiç acele etmiyoruz. Şimdi bize bir fermuar lazım. Fermuarı kenara yapıştırıyoruz. Şimdi bize ikinci bir popit lazım. Bunun da ortasına tutkal sürüyoruz. Şimdi buraya bir kelebek yapıştırabiliriz. Yeni sırt çantamı görmek ister misin baba? Vay, müthişmiş, ne güzel, rengarenk. Hadi okul kitaplarını bunun içine koyalım. Eskisinden çok daha güzel. Sana iyi günler dilerim tatlım. Sağ ol babacığım, hadi görüşürüz sonra. Beyler, buna ne diyorsunuz? Güzel çanta Eva. Evet, işte böyle. Çok iyi geldi oynamak. Bu sahip olduğum en güzel çanta. Sorun nedir kızım? Bebeğimin saçlarını taramaya çalışıyorum ama hepsi birbirine karışmış. Olur öyle şeyler tatlım. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Babamın saçları çok güzel. Ama şimdi onları daha güzel yapacağım. Hey, saçlarıma dokunma. Üzgünüm, sadece yardımcı olmaya çalışıyordum. Saçımı bu hale getirmek için çok uğraştım. O zaman saçına bir toka takayım. Orada neler oluyor Gina? Kes şunu. Baba, hiç eğlenceli değilsin. Sanırım bebeğime kaldım yine. Babam bana hiç iyi davranmıyor. Bu kadar okumak beni yordu. Belki biraz daha beklesem iyi olacak. Biraz gözlerimi dinlendireyim. Şöyle uzanıp pahalı saç ürünlerinin rüyasını göreyim. Aa, işte tam fırsatı. Ama sessiz olmam lazım. Aa, ay lütfen uyanma. Az kaldı uyanacaktı. Of, hadi ama. Vay canına, ne derin uyuyor.
O zaman acele etmeyeyim. Hey, ne güzel melodi. Ah, eyvah. Bütün saç spreylerini verin bana. Ne tuhaf rüyalar görüyor öyle. Tamam, yapalım şu işi. Çok güzel görünecek. Ne? Ne oldu az evvel? Ne kabustan ah, birisi saçlarımla uğraşıyordu. Ha? Bunun saçımda ne işi var? Neler oluyor? Olamaz. Saçım. Cina, bunu sen mi yaptın? Hayır, çocuk kendi halinde oynuyor. Ha, bir dakika, ben neyin üstüne oturuyorum? Ha, yün mü? Ha, şiş de varmış burada. Morarıcak kesin. Ah, olamaz. Hey, bu aklıma bir fikir getirdi. Bu tam ihtiyacım olan şey. İşte bu Cina'yı meşgul eder. Resmi düz bir yere koyuyoruz. Sonra üstünü bantla kaplıyoruz. Aynen böyle. Şimdi resmi kesmemiz gerekiyor. Başında açtığımız deliklerden ucuna yün bağladığımız bu iğneyi geçiriyoruz. Kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Vay canına, harika görünüyor. Cina, bak ben ne yaptım. Al bununla oyna. Görüşürüz oyuncak bebeğim. Bu çok harika. Bak saçlarını tarayabiliyorum. Çok güzel görünüyor. Şimdi saçına birkaç toka takalım. Tokalarla işimizi tamamlayacağız. Çok güzel görünüyor. Neredeyse benim saçım kadar da güzel oldu. İstersen seninkileri de bir dönüşüme sokabilirim. Yok, sanırım böyle kalsa daha iyi. İşte şimdi uyuyabilirim. İstediğin kadar dikkatli olmaya çalış. Seni kimin izlediğini bilmene imkan yok. Hiç şüphelenmeyeceğin yerde olabilirler. Yok canım, tavanda olamazlar. Şu ana kadar iyi, öğretmen de meşgul. Hepiniz benimsiniz. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Gelin bakayım buraya. Ah, şunlara bak, çok güzeller. Şimdi bunların keyfini çıkaracağım. Sen öyle san. David, bana ver dedim şunları. Sınıfta atıştırmalık yok. Bu beni çıldırtıyor. Ay canına, üzgünüm. Bir daha yapmayacağım. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Buna artık dayanamıyorum. Ne oldu böyle? Buna ihtiyacın olacak. Ha, teşekkürler. Uyan artık dostum. Bir dakika, anladım. Hızlı olmam lazım. Çocuklar, dikkatinizi verin, bu önemli. Bu da ne? Ah, kağıt elime yapıştı. Ay, neler oluyor? Evet, bu da ona iyi bir ders olur. Çok acayip bir şey olacak. Gel buraya. Hey, bununla ne yapacağım? Yiyeceksin. Aa, tamam. Tutkal değil, şekerleme demek. Öncelikle tüpün içindeki tutkalı boşaltıyoruz. Kimse yapışkanlı bir şekerleme istemeyeceğinden tüpü güzelce temizliyoruz. Sonra şekerlemeleri üst üste diziyoruz. Ve tüpü bunların üstüne bastırıyoruz. Bu sayede bir şekerleme çubuğumuz oluyor. Tam istediğim şey. Çok iyi. Hoşuna gideceğini biliyordum. İyi ki senin yerinde oturuyorum. Bu sesler de ne? Aa, sadece sayfaları birbirine yapıştırıyorum. İyi bakalım, hangisini seçeyim acaba? Tamam, bunu. Güzel, hem bir dakika. Diğer odadan bir şey almam lazım. Ne var, ne oldu? Neden bağırıyorsun? Lego'nun üstüne bastım, canım yanıyor. Ayağıma bak. Ah tatlım, evet, Lego'nun üstüne basmak çok acıtabilir. Hepsinin keskin köşeleri ve kenarları var. Bu benim aklıma iyi bir fikir getirdi. Bir spor ayakkabıyla tutkal tabancası alıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi Lego'yu buraya yapıştırabiliriz. Sonra ayakkabının üstüne daha fazla Lego parçaları yapıştırıyoruz. Birkaç tane daha eklediğimizde işimiz tamamdır. İşte bu küçük pembe parça da sonuncusu. Al bakalım tatlım, sana çok özel bir ayakkabı yaptım. Lego ayakkabılar. Ha, bu çok harika bir şey. Yaşasın, ne bayıldım buna. Ha, çok teşekkür ederim babacığım. Bir şey değil canım. Artık ayaklarını incitmeyeceksin. Ay, çok acıtıyor gerçekten. Babacığım, sen iyi misin? Evet, iyiyim tatlım. İyi, peki o zaman. Şimdi ben mutfağa gidip atıştırmalık bir şeyler alacağım. Ah, işte burada varmış. Şekerleme ve patlamış mısır. İkisini de çok severim. Tatlı oldukları için şekerlemelerle başlayacağım. Yaşasın drajeler. Şimdi bunları sıraya dizeceğim. Drajelerle bir gökkuşağı yapabilirim. Gökkuşaklarına bayılıyorum. Ha, merhaba tatlım. Ne yapıyorsun burada? Demek drajelerle oynuyorsun. Ha, çok zekice. Bak, bir gökkuşağı yaptım. Çok güzel değil mi? Evet, çok güzel gerçekten. Patlamış mısır. Aa, olamaz.
yalnız patlamış mısırı döktüm baba. Gökkuşağımı mahvettin. Her yer patlamış mısır oldu. Ha, olamaz. Üzgünüm tatlım. Kazan oldu. İsteyerek yapmadım. Bu şimdiye kadar yaptığım en güzel gökkuşağıydı. Dinle. Ah, bu sorunu mısırları yiyerek hemen halledebilirim. Çok lezzetliymiş gerçekten. Aman tanrım, lütfen ağlamayı kes. Yapabileceğim işler olmalı. Bu mısırları ve drajeleri alıp mikrodalgaya atsam. Evet, sanırım bu iyi olur. Torbayı açıyoruz ve içine bu drajelerden biraz döküyoruz. Şimdi torbayı mikrodalgaya koyuyoruz. Tatlım, lütfen üzülme. Babam birazdan her şeyi halledecek. İşte ding ding sesi geldi. Patlamış mısırımız hazır. Şunu kaseye dökeyim. Oh, muhteşem olmuş. Tam umduğum gibi. Hey tatlım, şuna bir bak. Vay canına, çok güzel olmuş. Patlamış mısırlar rengarenk olmuş. Bunu alıp beraber film izlememize ne dersin? Yaşasın, patlamış mısırla film izleme zamanı. Çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli gerçekten. Hadi al bakalım patlamış mısırdan. Çok nefis değil mi? Harika bir şey olmuş. Evet, çok lezzetli. Bu film de çok iyi çıktı değil mi? Efektleri müthiş. İşte akşamları güzel geçirmenin eğlenceli bir yolu. Birisi çok yorulmuş belli ki. Üstüne şu battaniyeyi örteyim. İyi uykular tatlım. Çok tatlısın. Benim de uykum gelmiş. Şunu kapatayım. Ben de gidip yatayım. Bu da çok lezzetliymiş. Ne oldu? Neredeyim ben? Mutlu yıllar. İşte sana bir doğum günü şapkası. Yaşasın. Teşekkürler. Şapkama bayıldım. Sen şimdi burada kal. Ben hemen dönerim. Doğum günü pastasını nereye koymuştum? Tamam. Buzdolabına koymuştum. İşte burada. Şunu çıkarayım da bir ısınsın. İşte küçük kızımın doğum günü pastası. Çok güzel bir seçim yapmışım gerçekten. Bir dakika. Kızımın birkaç arkadaşını davet edeyim bari. Hey, doğum günü partimize gelmek ister misiniz? Hem pasta yersiniz hem de eğlenirsiniz. Tamam, geliyorum. Ben mi? Davet ettiğiniz için çok memnun oldum. Bu işi de hallettik. Olamaz. Ne yaptım ben? Pastayı mahvettim. Çok fena oldu. Kenarları mahvoldu. Ne yapacağım ben şimdi? Pastayı eski haline getirmenin bir yolu olmalı. Mazarlı bir pastayı nasıl onarabilirim ki? Pastacı değilim ben. Bir saniye. Bu kasedekiler şekerleme mi? Belki dikkat edersen bir şeyler yapabilirim. Önce bu bozulmuş parçayı keseyim. İşte oldu. Şimdi bu dilimi şuradaki tabağa koyuyorum. Sıra şekerlemelerde. Umarım işe yarar. Drajeleri pastanın kesilmiş kısmına bastırıyorum. İşe yarıyor sanki. Tamam, böyle devam ediyorum. Aslında hiç fena olmadı bence. Mumumuzu da yakalım. Şekerlemeler imdadımıza yetişti. Mumumuz da harika oldu. Tatlım. Efendim babacığım. Aman tanrım, bu benim doğum günü pastam mı? Müthiş. Üstünde şekerlemeler var. Rengi de pembe. Yaşasın. Bütün arkadaşlarım da burada. Hepsi benimle birlikte doğum günü kutlamaya gelmiş. O zaman bir direk tutup mumu söndürüyorum. Bu hayatımın en güzel doğum günü oldu. Tekne havada uçuyor. Ne çok şey aldım. Kolum koptu ağırlıktan. Şunları tezgahın üstüne koyayım. Şu pastaya bak. Pastaya bayılırım. Hepsini yiyeceğim şimdi. Bir dakika. Belki de sadece bir dilim kessem iyi olur. Domatesler çok tazeymiş. Tatlım. Sen. Bıçak. O bıçakla ne yapıyorsun sen? Hayır. Bırak onu, hemen elimi yerini kesersin. Dur. Şimdi seni kurtaracağım. O gürültü de neydi? Ver şunu bana. Bıçakla ilgili kuralları biliyorsun. Ama keki dilimlemek için bıçağa ihtiyacım var. Gerçek bıçak kullanman çok tehlikeli. Onun yerine sana kağıttan bir bıçak yapalım. Kağıt bıçağı bir sap ekledik mi de tamamdır. Al hadi tatlım. İşte sana kullanabileceğin bir bıçak. Yaşasın. Bana özel bir bıçak demek. Artık pastayı yiyebilirim. Çok büyük bir dilim keseceğim. Pastaya bayılırım. Bayıldığını biliyorum tatlım. Ben de artık işime döneyim. Pekala, o domatesleri ben nereye koymuştum? Müthiş bir pastaymış. Bayıldım.
Şunu ısırıp ağzıma sokacağım. O çok harika. Oo, annem şekerleme de almış. Şekerleme ve çikolataya bayılırım. Oh, nihayet iki torbayı da boşalttım. Bir saniye. Ne? Hala pasta mı yiyor bu? Aman tanrım, bütün pastayı ve çikolatalarımı yedin sen. Şekerlemeleri nereden buldun ki? Ah, rüya görüyorum herhalde. Annem çok tuhaf davranıyor. Ha? Hepsini yediğine inanamıyorum. Bütün pastayı yemişsin. Hayır, olmaz. Ama istiyorum. Hayır, zaten çok fazla yedin. Çok kötüsün. Sen dünyanın en kötü annesisin. Şimdi şu dağınıklığı bir toplamam lazım. Bu kadar çikolatayı nasıl aşırdığını hiç anlamadım. Aslında bu aklıma güzel bir fikir getirdi. Bu kaseye çikolataları koyuyorum. Sonra çikolataları kısa süreliğine mikrodalgada eritiyorum. İşte oldu. Yeterince erimiş görünüyor. Çok fazla pişirmek istemiyorum. Yumuşak ve akıcı. Şimdi erimiş çikolatayı bu kalıba döküyorum. Of, şunun güzelliğine bakın. Harika kokuyor. İşte oldu. Çikolatanın tamamını kalıbın içine döktük. Ve şimdi de katılaştığına göre çikolatayı kalıptan çıkarabiliriz. Şu brokoliyi bir an önce kesmem lazım. Şurasını da kestik mi işimiz tamamdır. Anne, ne yapıyorsun sen? Ben acıktım. Bir şeyler atıştırmak istiyorum. Al o zaman. Bunu atıştırmalık olarak yiyebilirsin. Aa, bu da ne? Brokoli mi? İğrenç. Hayatta olmaz. Aa, hiç şaşırmadım. Çocuklar çiğ brokoliyi hiç sevmiyorlar. İyi ki bu yeni kesme tahtam var. Şundan bir iki diş alayım. Nefis. Biraz televizyon izleyeceğim. Belki sevdiğim videolara rastlarım. Ha? Bu programda ne? Ha, daha önce hiç görmemiştim. Vay canına, şu dövmelere bak. Dövmeler çok havalı gerçekten. Keşke ben de örümcek adam olabilsem. Müthiş bir şey olurdu. Hey, bu da ne? Aa, dövmelere bak. Ben de dövme yaptırmak istiyorum. Harika duruyor. Ben de havalı olmak istiyorum. Ah, sonunda bütün işlerimi hallettim. Hey, dur bakalım. Nereye gidiyorsun sen? Ben dövme yaptıracağım. Bir dakika, ne? Ya, kesinlikle olmaz. Peki. Ufaklığın aklından geçenlere inanamıyorum. Eli avuca sığmıyor bu. Acaba sevdiğin dizinin yeni bölümü başladı mı? Merhaba anneciğim. Merhaba tatlım, ne haber? Aman tanrım. Ne yaptın sen? Kollarının her yerini çizmişsin. Onlar dövme anneciğim, çok havalılar değil mi? Hayır, mümkün değil. Bunları hemen temizlemeliyiz. İyi ki mürekkep henüz kurumamış. Ama anne, ama o dövmelerimdi. Onları ben yapmıştım. Bütün dövmelerimi sildim. O haksızlık. Aa, üzgünüm tatlım ama dövme için henüz çok ufaksın. Ama belki ben sana yardımcı olabilirim. Daire şekilleri yapmak için kapağın üst kısmını kullanıyoruz. Şimdi bu kalemi daireler çizmek için kullanabiliriz. İstersek de bunları yıkayıp temizleyebiliriz. Şimdi biraz renk olsun diye kırmızıya geçiyorum. Hiç fena olmuyor doğrusu. Kırmızılar daha belirgin olsun diye siyahla çevresinden geçiyoruz. Aynısını alta da yapıyoruz. Güzel oluyor. Bak ne diyeceğim, sanırım biraz mavi de kullanabiliriz. Şimdi yan taraflara bu yeni şekilleri yapıyoruz. Ancak mavi çizgilerin de simetrik olmasına dikkat ediyoruz tabii. Şimdi bu çizgilerin içini biraz dolduruyoruz. Belki buraya birkaç şekil daha ekleriz. Ve işimiz bitti. Ne düşünüyorsun? Oh, muhteşem olmuş. Gerçek dövme gibi olmuş. Çok havalı. Yaşasın, çok havalı biri oldum. Teşekkürler anneciğim. Rica ederim küçük bey. Güzel oluyor gerçekten. Bu en iyi eserlerinden biri. Şu renklerin canlılığına bak. Merhaba anne, şuna bir bak. Ben kaykaycı olacağım. Güzel değil mi? Harika bir fikir canım. Ama dışarı çıkmadan evvel birkaç şeye ihtiyacın olacak. Ha? Sen neden bahsediyorsun? Hey, bu kas koşuma gitti. Yalnız kaybetmesen iyi olur. Bu şey senin nazik kafanı koruyacak. Teşekkürler anneciğim. Şimdi gidiyorum. Ağır ol bakalım. Bu şeyi unutuyorsun. Anne, sokakta benimle alay edecekler. Yapacak bir şey yok. Şimdi kıvıldama. Bu gerçekten gerekli mi? İhtiyatlı olmak iyidir. Marshmallow'lara benzedim anne. Bu çok saçma. Ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi gidebilir miyim lütfen? Tamam, hadi bakalım. Yaşasın, çok hızlı gidiyorum. Unutma, hız yapmak yok. Saçlarımda rüzgarı hissediyorum. Harika gidiyorsun tatlım. Ah, yine tembel bir gün daha. Bu çok komik. Merhaba babacığım, şu kaykay ekipmanlarıma bak. İhtiyacım olan her şey var. Evet, her neyse ama kaykayın çok tatlıymış gerçekten. Ver bir bakayım şuna. Aa, zamanında ben de çok iyi kaykay yapardım. Oo, şuna bak, ne güzel dönüyorlar.
Tekerlekler, işte olay bu. Ama baba, o benim kaykayım. Birazdan geri vereceğim tatlım. Şaka yapıyorsun herhalde. Bütün bir sabah üstüne inmedin. Nefis. Resmen ziyafet bu. Baba, baba. Acil bir durum var. Anımda sivilce çıkmış. Ben şimdi ne yapacağım? Üstelik bu akşam Kevin'le randevum var. Evet, hoş çocukmuş. Sanırım şu sivilceyi halletsem iyi olacak. Bu bende hep işe yaramıştır. Aa, ne yapıyorsun ya? Aa, çek şu parmağını. Yardımımı istiyorsun, istemiyor musun? Kımıldama. Bunun işe yarayacağından emin misin? Bu sivilceyin açı çıktı yalnız. Bir düşüneyim. Bunu sıkmamız lazım. Sıkı dur. İyi haber şu ki artık bir sivilcen yok. Kötü haberse artık 3 sivilcen var. Aa, şaka yapıyorsun herhalde. Hepsi senin suçun. Sakin ol. Tabii ya, çok basit. Tam buna uygun bir şey var. Bu bütün sorunlarımızı çözecek. Al bunu başından geçir. İşte bütün sivilceler yok oldu. Dışarı böyle çıkamam ki. Neden? Nesi var ki? Sana eğlenceler tatlım. Kevin'e bir ara benimle takılıp takılmayacağını da sor. Hacı acele et, yoksa geç kalacaksın. Yine başardım işte. Küçük kızım artık büyüyor. Nerede kalmıştım? Vay canına, ne harika bir makale. Yapıyor, boyum bir harika. Bu yoksa sivilce mi? Evet öyleymiş. Bu niye hiç umurunda değil senin? Ondan kurtulmamız lazım. Sorun yok tatlım, annen şimdi onu halledecek. Bu duruma hazırlıklıyım zaten. Ondan kurtulmak için yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Bu şırınga belki işe yarayabilir. Olmaz, aklımdan neler geçiyor böyle. Şu an panik halindeyim, sakin olmam lazım. O kadar da önemli değil anne. Ne yapacağım şimdi? İçindekiler de bu kadar. Maalesef bir şey bulamadım Jared. Sana sorun yok demiştim anne. Bir dakika. Bir arkadaşımı arayacağım. Lütfen cevap ver. Bir beni arıyor. Sivilce mi? Olamaz. Diş macunu kullan gitsin. Her şey kontrol altında. Jared birazdan dönerim. Çabuk davranmam lazım. Tam ihtiyacım olan şey. Bununla o sivilceden kurtulacağız. Sen ciddi misin anne? Çabuk olmalıyız. Sivilcenin üstüne biraz diş macunu sürüyoruz. Şimdi işe yaraması için bekliyoruz. Sonra da macunu burnundan siliyoruz. Ve sivilce yok oluyor. Çok rahatladım. Anne, bence senin sorunların var. Biraz dinleneyim. Besleyici güzel bir yemekten daha iyi bir şey olamaz. Merhaba anne, biraz şekerlim alabilir miyim? Lütfen, hadi lütfen. Belki ama sadece bir tane. Akşam yemeğinden önce iştahını tıkamayalım. İşte buradalar. Hadi ver hemen. Hangisinden istersin? Bundan. Şunun bir tadını çıkarayım. Çikolata benim zayıf noktam. Çok güzel. Unutma, bir tane demiştik. Hadi ama, kimse bir taneyle yetinmez. Haksızlık ediyorsun. Sorun yok, onun yerine bir meyve yiyebilirsin. Elmaya ne dersin? Ben çikolata istiyorum. Olmaz, artık çikolata yok. Çikolata yoksa Jared'den yok. Bu biraz abartılı olmadı mı? Çikolataları daha iyi bir yere saklamam lazım. Çünkü ufaklık asla vazgeçmeyecektir. Bu mayonez şişesi aklıma iyi bir fikir getirdi. Öncelikle kavanozu boşaltmamız gerekiyor. Şimdilik çikolataları bir kenara koyuyoruz. İşte şimdi yaratıcı olabiliriz. Bize bir sünger ve biraz beyaz boya gerekiyor. Boyayı kavanozun yan tarafına böyle değdiriyoruz. Her yere eşit miktarda sürmeye dikkat ediyoruz. Zaten hep bir yerleri boyamak istemişimdir. Kavanozun içinin tamamını boyuyoruz. Bu kadar yeterli. Çikolataları da içine dolduruyoruz. Jared'in artık çikolataları görmesine imkan yok. Sonra kapağını kapatıyoruz. Ama yapacağımız son bir şey daha var. Kavanozun üstüne mayonez etiketini yapıştırıyoruz. Çok iyi oldu. Şimdi bunu buzdolabına koyuyoruz. Burası bakacağı en son yer olacaktır. Bunu daha önce akıl etmeliydim. Sinsice ama yapılması lazımdı. Şimdi gidip biraz dinleneyim. Ortalıkta kimse yok. Evet, annem gitmiş. O çikolatalar artık benim. Ama dikkatli olmam lazım. Elimdesiniz. Neredeler? Gitmiş çikolatalar. Demek olay bu, öyle mi? Annem kendini çok zeki zannediyor. Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Bir saniye, şuna bir bakayım. Bu ne ya, kocaman bir mayonez kavanozu. Mayonezden nefret ederim. Seni geri koyuyorum. Annem çikolataları nereye koydu ya? Yapacak tek bir şey var o zaman. Pekala Elma, hadi şu işi bitirelim. Konunun buraya geldiğine inanamıyorum. Ne güzel uyumuşum. Bu da ne? Madison, sen ne yapıyorsun? Şuranın haline bak.
Ah, bunu yaptığına inanamıyorum. En azından insan biraz da bana bırakır. Muhteşem. Şimdi burayı benim temizlemem lazım. Temizlikten de nefret ederim. Yalnız bir planım var. Bunlar gidiyor. Artık çikolata yok. Tabii parasını ödersen başka. Daha çok çikolata istiyorum. Ha, nereye gitmiş? İstersen bu meyveleri yiyebilirsin. Hem bunlar bedava. Bir dakika, neler oluyor? Hey, onu ben kullanıyordum. Artık kullanmıyorsun. Sen ciddi misin? Su mu? Yok artık. Hadi baba, hadi bu konuyu konuşalım. O güzel şeyler olacak param yok ki benim. Ama çalışırsan olabilir. Ne diyorsun? Temizlik mi? Aa, sıkıcı. Ama biraz param olsa iyi olur. Peki, anlaştık. Buna ihtiyacın olacak. Tek bir leke görmek istemiyorum. Bir şey diyeyim mi? Ebeveyn olmak aslında çok kolay. Bu konuda bir kitap yazmalıyım. Biraz eğlenme zamanı. Ne oynasam? Bu iyi görünüyor. Vay canına, şu karakterlere bak. Bu harika görünüyor. Ne ilginç bir makale. Selam anne. Selam tatlım küçük prensesim. Nasılmış o elindeki de ne? Bir resim yaptım bak. Aa, tatlım bu harika. Bu bir başyapıt. Bunu çerçeveletmeliyim. Bir galeride durmalı. Küçük kızımın doğasında var. Doğal yeteneğe sahip. Onunla çok gurur duyuyorum. Anne, anne. Ah, çok güzel tatlım. Annem bunu duvara asacak. Harika görünüyor. Koleksiyona bir tane daha ekleyeyim. Hayal gücünü dışa vurmaktan hiç vazgeçme tatlım. Aferin. Ah, sanırım hapşırmam gerekecek. Yok, kaçtı. Ah, hasta olmaktan nefret ediyorum. Sanırım bir çöp kutusu satın almalıyım ya da başkası temizleyebilir. Selam anne, sana bir resim yaptım. Ha, oyun oynuyorum. Anne, anne. Cidden mi? Peki, zaten ben niye eğleneyim ki? Bak, burada ağaçlar var ve kuşlar. Ver şunu bana. Böyle daha iyi. Ah, bunun olmasını istememiştim. Tamam, ben silerim. Aa, buldum. Onu asmak için bu sakızı kullanabilirim. Ama bende bant var. En azından duvara asıyor. Tada! Ne? Mahvoldu. Denedim ama üzgünüm. Bu ev ödevi de zormuş. Ah, bunu biliyorum. Ah, bu zordu. Aa, Selim anne. Seni rahatsız ettiğim için kusura bakma tatlım. Sadece sana içecek bir şey getirmek istedim. Çok sıkı çalışıyorsun. Al bakalım. Teşekkürler anne. Pekala, bitirmem gerek. Anne, çok gürültü var. Sessiz olurum, sessiz ol. Sessiz ol dedim. Böyle daha iyi. Aa, olamaz, kapı. Şimdi ne oldu? Ben ilgilenirim. Dur bakalım. Bir dahi ders çalışıyor. Ha, kargo gelmiş, teşekkürler. Peki, bu eve bir daha kargo getirmem. Böyle daha iyi mi? Ay, pardon. Seni dersinle baş başa bırakayım. Annem ne iyi. Ay, çok fazla ödevim var. Aa, anladım. Bu çok fena değil. Selam anne. Ay, ay, kim dedi bunu? Tüh, kahve dökmüşüm. Ay, pardon. Baştan başlamam lazım. Ya pardon dedim. Şimdi sessiz ol bakayım, annem video izliyor. Bu çok komik. Ya bu kanal harika. Anne, konsantre olamıyorum. Amma da tavır yaptı. Ama peki, izlemeyi bırakıyorum. Burada ders çalışmak çok zor. Hey, şuna bak. Rock müzik yapabildiğimi kesin bilmiyordun. Yeah, rock. Anne, lütfen. Zor seyirci. Pardon.
sıcacık güzel yatağım. İşte böyle. İyi geceler anne. Uyumadan önce bir hikaye okuruz diye düşünmüştüm. Evet, prensesli olanı. Bir zamanlar komik bir palyaço varmış. Niye durdun? Selam Betty, ben palyaço Coco. Komiklik yapmayı seviyorum. Evet, bu en iyi hikaye. Bir gün iyilik perisiyle karşılaşmış. Ay, ne kadar güzel. Ah, uykum geliyor. Aa, ne kadar tatlı. Benim uyuyan güzelim. Tatlı rüyalar canım. Anne. 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 Uyan. Anne. Masal zamanı. Anne. Neredeyim ben? Şunu okursun diye düşünmüştüm. Kitap mı? Ne sıkıcı. Hadi eğlenceli bir şey yapalım. Hadi hayalet hikayeleri anlatalım. Ama ben korkuyorum. Yaramaz çocukları yemeği seven bir cadı varmış. Orada bir de kötü korkuluk yaşarmış. Bazen hala onu duyabilirsin. Acıktım. Uzak dur. Sessiz olayım. Annem duymamalı. Lezzetli bir atıştırmalık istiyorum. Aa, burada hiçbir şey yok. Bütün çikolatalar nereye gitmiş? Aa, buldum. Aa, hiçbir şey yok mu? Belki annem yerlerini değiştirmiştir. Aa, bingo. Ne çoklar. Sen ne yapıyorsun genç hanım? Çikolataları bırak bakayım. Ver şunu. Gizli iş çevirmeye canın çikolata istiyorsa bana sor yeter. Ay, lezzet. Aa, neredeyse bunu unutuyordum. Ucundan kaçırdım. Güzel, annem ortalıkta yok. Ortalıkta hiçbir şey bırakmamalıyım. Bunu dolaba koyayım. Bunu yapmak zorunda olduğuma inanamıyorum. Sanırım daha iyi saklamalıyım. İşte burası olur. Asla bulamayacak. Harika şeyler yedim. Aa, selam. Bütün çikolataları yemişsin. Ben mi? Ben yemedim. İspat et. Anne, eve geldim. Çok güzel oyun oynadık. Ah, elim kesilmiş. Ay. Anne, yardım et. Ah, eve gelmişsin. Olamaz, yaralanmışsın. Annen geliyor. Annem bir baksın bakalım. Ah, bu korkunç bir şey. Çok acıyor. Bir şey yap anne. Buna iyi gelecek tek şey var. Kılık değiştirmece mi oynuyorsun? Bu hemşire annelere göre bir iş. Bu iş iyi bitmeyecek. Biraz bantla bunu bitirelim. Yatman gerek, yoksa şok geçirebilirsin. Düştüm. Çok canım yanıyor. Aslan, ne oldu böyle? Harika. Şimdi seni iyileştirmemi bekliyorsun herhalde. Ay, ama çok kan var. Tut şunu. Biraz başım döndü. Sorun yok. Tuvalet kağıdımız var. Ama yara bantına ihtiyacım var. Saçmalık. Bu da o kadar iyi. İşte iyi görünüyor. Tipsini ver bakayım. Kendimi çok saçma hissediyorum. Anne! Hey! Anne! Ne oldu canım? Söyle annene. Şu oyun. Bırak onu şöyle. Tamam, annen yanında. Aptal bir oyun sadece. Endişelenme. Bu ne? Belki sihirli bir diyara açılan gizli geçit olabilir. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hayır, bluzu koyu pembe sipariş etmiştim. Şeker pembesi değil. Hadi bakalım, az bir şey kaldı. Lütfen bu sefer. Jared, hayır, dur. Aa, müthiş olacak. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sana bunu yapma demiştim. Bu haksızlık. Orada gizli bir geçit var ama. Ay, lütfen ağlama. Baksana ne vereceğim. Çok hoşuna gidecek. Tamam, ver hadi.
Of, iyi kurtardık. Bu kapak işimize yarayabilir. Tam oraya uyacak boyutta. Bir denemeye değer. Şu ayranlardan birkaç tane daha lazım bana. Kapağı bu şekilde prize sokup çeviriyoruz. Bu sayede meraklı parmakları tehlikeden koruyabiliyoruz. Ah, şimdi biraz rahatladım. Evet, o bebek mavisi bluzu sipariş vermek istiyorum. Koyu mavi olanı değil. Artık o geçitin keşfine başlayabilirim. Ha, neler oluyor? Çok sıkıcı. Ah, işe yarayacağını biliyordum. Şimdi evdeki diğer prizleri de halletmem lazım. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Hadi uyku zamanı. Ah, ama benim uykum yok. Tatlı rüyalar tatlım. Gitti mi? Ay, hiç uyumak istemiyorum. Onun yerine biraz eğleneyim. Bu hamura bayılıyorum. Hem yumuşacık hem de böyle ısıyor. Sen de denemek ister misin Barbie? İşte böyle hepsini ye. Aa, peki ben de biraz deneyeceğim. Ha? Sabah mı oldu hemen? Ağlamaz. Ne oldu böyle? O saçların haline bak, hamura kaplanmış. Oh, yapış yapış olmuş. Bu neden oldu ki şimdi? Aha! Madison, sorun nedir? Bebeğimin haline bak. Aa, fena olmuş gerçekten. Evet, saçların her yerine bulaşmış. Hmm, bir dakika, bu hamur mu? Yani evet olabilir. Ver bakayım onu bana. Bu evde hamurla oynamıyoruz biliyorsun. Şimdi saç konusunda ne yapabiliriz bir bakalım. Bir şey yapıp yapamayacağımızı bilemiyorum ama bu yıkayarak temizlenmez. Ama bir fikrim var, saçların tamamını keseceğiz. Aa, tıraş makinesi, hemen bırak babacığım, hayır. Birazdan biter, sanırım bu ona yakışacak. Doğrusu benim de hoşuma gidiyor bunu yapmak. Vay canına, kafası pırıl pırıl parladı. İşte bitirdim, güzel görünüyor. Yeni bebeğine merhaba de hadi. Sen çakırdın mı, ona bir bak. Elimden geleni yapıyorum. Ne yapmamı istediğini anlamıyorum. Bir saniye, harika bir fikrim var. Bu yün ipliği kullanabilirim. Bir sonraki adım için bir iğneye ihtiyacımız olacak. İğneyi bebeğin başından geçiriyoruz ve diğer taraftan çıkarıyoruz. Sonra iğneyi çıkarıyoruz ve aynısına sarıyla devam ediyoruz. Sarıyı ilk iplik parçasının yanına batırıyoruz. Bebeğin kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Aynen böyle, bak harika oldu. Sanki saçında bir gökkuşağı var. Ne düşünüyorsun Madison? Bayıldım. Saçları rengarenk olmuş. Teşekkürler. Harikasın. Öyleyim gerçekten, değil mi? Belki ben de saçımı bebeğinki gibi yapmalıyım. Bayrakları böyle koyalım. Demek ki bir çay partisi veriyorsun, öyle mi ufaklık? Ne tatlı oynuyor. Şimdi çaydanlığım gelsin. Çayı yeni demlemiştim. Bu çaydan keyif alacağınıza eminim. Ve bunun yanında şekerlemelerimiz de var. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar var. Bunun yanında bir atıştırmalığımız daha var. İşte bu leziz sosis. Bir dakika, bu yeter mi acaba? Üç kişiyiz değil mi? Ama tek bir sosis var. Aa, yok böyle olmayacak. Belki bunu üçe bölebiliriz. Sen bunu yapabilirsin tatlım. O sosise kimin patron olduğunu göster. Bir türlü kopmuyor. Of. Pardon babacığım. Neler oluyor? Biz üç kişiyiz bak. Aa, evet haklısın tabii. Bir, iki, üç ama bir tane sosis var. Bu konuyu düşünmemiz lazım. Benim bir çözümüm olabilir. Şu alete bir bak. Bu tam ihtiyacımız olan şey. Alo, bir sipariş vermek istiyorum. Şuna bir bak Madison. Şimdi bu alet sosisi hızlıca dilimlere ayıracak. Üst kapağını açıp sosisi buraya koyuyoruz. Bu metal çubuklar sosisi parçalara bölecek. İşte böyle. Vay canına, çok kolay oldu. İnsanların aklına neler geliyor. Vay canına, şimdi geri çekil babacığım. Acele etme tatlım. Bunu senin için bir tabağa koyacağım. Al bakalım. Hmm, teşekkürler. Kocaman ağaç. Hadi. Sen olmasan ben ne yapardım? Teknoloji ne harika bir şey. Hadi iyi çay partileri tatlım. Al bakalım ayıcık. Aferin sana oğlum. Bunu okuman lazım. Kasabada bir hırsız kedi varmış. Ha? Şaka yaptım sadece. Aa, evet anladım. Madison. Ne var babacığım? Köpeği yürüyüşe çıkarman lazım. Sorun yok. Hazırlanmam lazım ama. İşte tamamdır. Hadi gidelim oğlum. Bir dakika. Kaka torbasını unutma. Ah, iğrenç. Onu almak istemiyorum. Uf, peki. Ben de seninle geliyorum. Hadi çıkalım o zaman.
Yürü bakalım tembel hanımefendi. Burası ne kadar güzel değil mi? Oğlum sorun ne? Aa evet, işini hallediyorsun. Hey, bunu herkes yapıyor. Sen neler yemişsin öyle. Sen hallediyorsun tatlım. Köpek isteyen sendin. Of peki, neden iğrenç şeyleri hep ben yapıyorum ki? Buna dokunmak istemiyorum. Of pis kokuyor. Oh, üzgünüm, ben yapamayacağım. Ama burada bırakamayız onu. Aa buldum. Tokanı kullanabiliriz. Kakayı bununla yerden alabilirim. İzle ve öğren. Bunu torbanın içine sokuyoruz. Sonra kakayı yerden alıyoruz. Bu sayede dokunmamıza gerek kalmıyor. Şimdi torbayı ters yüz ediyoruz. İşte işimiz bitti. Bunu şimdi çöp kutusuna atıyoruz. Biraz kafayı çalıştırınca işi hallettik. Şimdi bunu da yerine geri koyalım. Hadi gidelim. Bak bende ne var? Taptaze sebzeler. Ve yanında bir kova dolusu kızarmış tavuk. Çok güzel. Baharatları nefis kokuyor. Ha? Ne var? Konuşmamız lazım. Sen tavuğu alıyorsun ve ben de bunu mu yani? Hey, ben kuralları koymuyorum. Demek istediğim şu resme bir bak. Burada hiç kızarmış tavuk görüyor musun? Aa, hadi ama. Buldum. Sanırım bir oyun oynamamız lazım. Bir dakika, oyun mu oynayacağız? Peki, yarışmayı severim. Ben kazanırsam bildiklerimizi değiştiriyoruz. Şartını kabul ediyorum. Ben bu arada şu krem şantiyi sıkayım. Ama buna pişman olacaksın. Tabii tabii, ne demezsin. Tamam, artık hazırım. İşte başlıyoruz. Bunu yapmak çok heyecan verici. Bence bir şey olmayacak. İşte dediğim gibi. Acemi şansı. Sıra bende. Bana da hiçbir şey olmayacağından eminim. Hayır. Yaşasın, ben kazandım. Bu haksızlık. Bunu hep diyorsun. Şimdi ver şu tavukları bana. Süper. Haklısın, baharatı inanılmaz kokuyor. Hey bekle, hadi bir daha oynayalım. Olmaz, ben böyle yiyeyim. Denemeye değerdi, sebzelerden nefret ederim. Hayır. Madison, yine yatağından mı düştün? Nasıl uyumaya devam ediyor acaba böyle? İşte oldu. Neyse ki bunun için harika bir çözümüm var. Bu çözüm onu durması gereken yerde tutacak. Artık hiç yataktan düşmeyecek. Ne? Bu nasıl yaptı ki? Her akşam aynı şey. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Önceden ortasını kestiğimiz bu havuz makarnasını yatağın kenarına böyle takıyoruz. Madison döndüğünde köpük tampon görevi görüyor ve artık yere düşmüyor. İşe yaradığına çok sevindim. Şimdi sessiz olsam iyi olur. Selam. Evet. Burnuna hoş kokular mı geldi? Bu sandviçe ne dersin? Bir tane alırım. Peki. Para mı istiyorsun? Evet. Şu kadar bir şey. Al bunu hadi. Bir tane sandviç alayım lütfen. Zevkle. Bu yediğin en güzel sandviç olacak. İşte şimdi hazırlıyorum. Ekstra sucuk da koyalım. Şu güzelliğe bir bak. Afiyet olsun. Vay canına, harika görünüyor. Teşekkürler. Ha? Ne? Aniden robota dönüştün. Vay canına, kartondan bir robot. Müthiş bir şey. Parti süslemeleri harika oldu gerçekten. Üstelik bunu kendi başıma yaptım. Eminim Madison'ın hoşuna gidecek. Hediyelerini de sarmayı unutmayalım. Ve... Ne profesyonelce sarılmış değil mi? Çok teşekkür ederim. Kendisi de geldi. Bunu nereye koysam? Burada görmez değil mi? Mutlu yıllar. Bir yaş yaşlandın. Şimdi kutlama zamanı. Yaşasın. Olamaz. Hediyesi gitti. Hiç iyi olmadı. Peki hediye? Gözlerini kapa o zaman, olur mu? Ne yapacağım şimdi? Durumu nasıl kurtarsam? Buldum. Bunu güzel bir şeye çevirebilirim. Dikdörtgenin altına sıcak tutkal sürüyoruz.
Sonra üstüne bu parçayı koyuyoruz ve aynı şeyi tekrarlıyoruz. Sonra yanına bu parçayı ekliyoruz. İşte oldu. Sonra ortaya başka parçalar ekliyoruz. Çubuğu biraz tutkalla sağlamlaştırıyoruz. Sonra üstüne bu parçayı ekliyoruz. Şimdi bunu standına yerleştiriyoruz. Sonra bunlardan birkaç tane daha ekliyoruz. Sevdiğimiz figürleri ekliyoruz. Sonra ceplere şekerlemeler koyuyoruz. Bunlar Madison'ın en sevdikleri. Buna bayılacak. Mükemmel bir hediye oldu. Hadi gözlerini aç. İşte doğum günü hediyen tatlım. Aa, bu ne harika bir şey. Önce jelibon ayıcıklardan istiyorum. Çok harika. Üstelik kırmızı en sevdiğim tat. Bu hayatımın en güzel doğum günü. Şimdi sıra çikolatana. Bu şey kocaman. Buradakiler için ben sana yardım edeyim. Aç avucunu hadi. Oha canım, hepsi benim. Tatlı kızım için tatlı şekerlemeler. İyi kurtardım. Yağsın yağmurlar. Bütün gün böyle yağsın. İşte bu. Ne çok param var benim. Yaşasın. Görünüşe bakılırsa etrafı biraz toparlamamız gerekiyor. Sana bunun için yardımcı olayım canım. Oh, lütfen. Artık yeter, ısrar ediyorum. Artık yeter mi? Aa, kimse bana ne yapacağımı söyleyemez. Aman tanrım, bu kadar yeter ama Madison. Şimdi gel bakayım sen buraya. Ah! Yavaşla biraz. Bunun için çok yaşlıyım. Ah, yaşlı olman ne kötü. Bunu hak etmek için ne yaptım? Of! Bir dakika. Bu çılgınlığa son verecek şeyi biliyorum. Bütün gereken birkaç karton parçası. Bu çubukları karenin ortasına yerleştiriyoruz ve üstlerine de bu yayları koyuyoruz. Şimdi bunu üste yerleştiriyoruz. Sonra da parçaları çevresine ekliyoruz. Bu gözler çok komik değil mi? Renkli kaplaması da güzel oldu. Ne yaptığımı görmek ister misin? Çok şirin değil mi? İzle ve öğren. Karnın aç mı ufaklık? Ye şunu o zaman. Ne? Ben de bir deneyeyim. İnanılmaz. Yaşasın. Ah, çalışıyor. Aynen öyle tatlım. Bak bozuklukları şimdi nasıl topluyor. Böylesi çok daha eğlenceli değil mi? Evet, eminim karnı çok acıkmıştır. Çok eğlenceli. Ah, al bakalım ha. Şunu da. Pekala çocuklar, şimdi kim bana yardım etmek ister? Bir bakalım. Ne? Sınıfta bir ben varım. Başka kim var ki? Tamam, sen o zaman. Tabii ki. Senin istekli olduğunu anlamıştım zaten. Elimden geleni yapayım o zaman. Benim de istediğim bu zaten. Pekala. Aa, bu ilginç olmuş. Ama endişelenmeye gerek yok. Birkaç düzeltme yapayım. Şimdi neden bunu denemiyorsun? Peki o zaman. Bunda çok zor olan nedir ki? Sayıların üstünden böyle geçiyorsun. Kesin bir ağlarım artık. Bu da bir 4. Ve sonuncusu. Görünüşe bakılırsa hepsini bitirdim. Tüh, burada biraz karıştırmışım. Tada. Aman tanrım. Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama. Aa, sanırım bunun yararı olur. Alın bakalım öğretmenim. Aa, bir kere daha deneyelim o zaman. Aa, bir bakalım. Aa, sanırım bu soruna bir çözüm buldum. Buna ihtiyaç yok. Ama bu işe yarar. Hem de nasıl? Uzun bir dikdörtgenle başlıyoruz. Ve üstüne sayıları yazıyoruz. İşte geri geldim. Al, bunu kullan. Aa, buna gerçekten ihtiyacım yok. Üzgünüm, bir ayrıntıyı unutmuşum. Biraz parlak taş kullanmamız lazım elbet. Bak nasıl dökülüyorlar. İşte güzel sayılarımız karşında. Görüyor musun? Vay, pırıl pırıl olmuş. Bunun gibi. O zaman bir kere daha deneyelim, olur mu? Artık ne yapacağız biliyorsun. Şimdi şu sihri izleyin. Tereyağından kıl çeker gibi. Sizce de öyle değil mi? Şimdi şablonu yerinden kaldıralım. Şuna bir bakar mısın? Çok acayip hallettim. Peki bu ne anlama geliyor? Aa, artık tabii.
Aynen böyle tezahüratı duyalım. Ah, bugün hiç doymuyorum nedense. Ha neyse, işe döneyim artık. Yoksa şunları yıkasam mı? Hadi ama erteleme yok artık. Tatlım. Aa, buradasın demek. Evet. Biraz bulaşığa ne dersin? Hayır, sanmıyorum. Bana ait ev işlerini yaptım ben. Görüyor musun? Of. Sıra sende baba. Şunu bir düşüneyim. Aslında şu karton günü kurtarabilir. Çok iyi bir fikrim var. Kutuyu böyle kestikten sonra kenarlarına sıcak tutkal sürüyoruz. Sonra parçaları birleştiriyoruz. Bu bitince altına bu mandalı koyuyoruz. Ve sonra bu ufak işaretleri yayıyoruz. İşte bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Tilt oynamaya ne dersin? Süper! Kaybeden bulaşıkları halleder. Oo, hadi o zaman. Neden sen başlamıyorsun Madison? Fırına. Aa, kenarlardan devam et. Az kaldı. 20 puan. Yaşasın. Tamam, şimdi ben de deneyeyim. Ha! Aa, olamaz. Görünüşe bakılırsa bulaşıklar sana kaldı babacığım. Bir dahakine bol şanslar. Nasıl gidiyor babacığım? Birine daha yer var mı? Teşekkür ederim. Tiltmiş. Ne düşünüyordum ki ben? Yastığa vuralım kafayı artık. Çok iyi geldi. Biraz rock yapmaya ne diyorsunuz arkadaşlar? Kulaklarınız bayram edecek. Mary Sue, rock and roll için saat çok geç ama. Bak ne öğrendim. Lütfen, benim uyumam lazım. Ah, oh, peki. Peki sessizce çalsam? Of, uzun bir gece olacak. Bu bütün hayranlarıma gelsin. Ah, yeter artık. Bu Madison'ın gitarına kutusu mu? Sonunda dualarım kabul oldu. Artık bir umut var. Kartondan gitarımla tanışsın herkes. Bunu görüyor musunuz? Artık yarı yarıya. Kalemleri buraya koyuyoruz ve bununla birkaç delik açıyoruz. Sonra bu ipi gitar teli olarak kullanıyoruz. Gir bakalım şuraya. Yerinden çıkmasın diye iplerin üstünü bantlıyoruz. Şimdi arkasının tamamına sıcak tutkal sürüyoruz. İşte bitti. Gerçek gibi oldu değil mi? Hadi hayırlısı. Bunu bununla değiştiriyoruz. Vay canına, düşündüğümden kolay oldu. Nihayet huzura eriyorum. İyi geceler küçük rock yıldızı. Muhtemelen er ya da geç bir gün bir hamilelik testi yaptırman gerekir. Ama aynı sonuç çıksa da her kadının tepkisi aynı olmaz. Ama çığlık atmak alışılmış bir an etkidir. Bazen bütün olay kişinin iyi hamile mi kötü hamile mi olduğudur. Ah, çok iştahlı iki hamile hanım. Ah, nefis görünüyor. Bebeğin canı domates çekiyor. Hmm, nefis. Ah, bunu bilemedim. Yeterince tatlıysa sorun yok. Ah, hayır, berbat. Ah. Çekin şunu gözümün önünden. Çok üzgünüm. Ah. Öf. Ah, bunu da kim ısmarladı? Ah, işte budur. Bir dakika. Beni dinleyin. Mayonez, hardal, salata ve turşu demiştim. Ah, tamam, bir dakika. Ah, sanırım bu işinize yarayacak. Tatlı ve baharatlı mı istemiştiniz? Emriniz olur. Bolca koyayım. İşte. Şimdi sıra krem şantiyide. Bol bol istersiniz herhalde değil mi? Evet, işte böyle. Ah, hiç de fena görünmüyor.
süs şekerlerini unutmayalım ha? İşte bu kadar. Afiyet olsun. Aa, bu kız ne istediğimi tam anlamış. Selam karbonhidratlar. Şimdi hemen mideme iniyorsunuz. Ama biraz da et olmadan olmaz. Sanki doğum günüm gibi. Ah evet, işte her şey var. Hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Hamile olmaya bayıldım. Ya sen Bella? Aslında sanırım iştahım kaçtı. Of ya, burası ahıra dönmüş. Bir burayı temizlemem eksik. Ah, bu çok zor olacak. Of, belki de şu açıdan olsa. Bella, ben geldim. Ah, ben senin için temizlik yapıyordum sevgilim. Hiçbir şey deme. Biliyorum uzun bir gün geçirdin. Çok streslisin. Arkana yaslan ve biraz kahve iç. Şu tırnaklar yok mu? Dünyanın en iyi karıcığı benimki. Biz mükemmel bir takımız. Açlıktan öldüm. Ay, onu yemek istemiyorum. Almak için de eğilemiyorum bile. Of ya. Sevgilim. Ne haber? Bir cips düşürdüm. Ve birkaç çorap. Tamam. Hepsini toplayıver canım. Burası da bayağı dağınıkmış. Hey, buna alışabilirim. Sen devam et. Hamilelik zor iş. Anne için de baba için de. Kendi adına konuş. Şükürler olsun oturacak bir yer buldum. İyi misin bebeğim? İzin verir misiniz? Belki sizin için bir tekme atar. O biyo ha, ne kadar mucizevi. İzin verir misiniz? Teşekkürler. Selam minik bebek. Ne kadar çok kişi severse o kadar mutlu olur. Ben yerimden kalkmayayım da. Parmaklarımı kullanmayı özledim. Bir de bana sor. Bu size bir daha hamile bir kadının karnına dokunmamayı öğretir. En azından izin isteyin. Korktunuz mu? Artık dokunmak istemiyor musun? Ya sen? Yüzüme karşı söyle. Kaç! Ucubeler. Ve artık bank sadece bana kaldı. Sadece bana ve sana bebeğim. Başka eller yok. Demek bebekler bunları yiyormuş. Muhteşem. Bebek mamasını kendim yapabilirim. Neyse ki gereken her şey var. Bunlar yeterli olur. Umarım bebek muz seviyordur. Sadece birkaç gram, fazlası olmaz. Tamamdır. Suyun ısısı da mükemmel olmalı. Ve evet, tamamdır. Şimdi sıra asıl mucizede. Şimdiye kadar iyi gitti. Şimdi iyice bir çalkalayayım. Sesi iyi geliyor. Her zaman önce bir denemeli. Tatlı kokuyor. Hiç de fena değil. Sevdin mi bebeğim? Ne tatlı. Resmen bebeklere fısıldayan kadınım. Bebekler ne yiyormuş? Bu bayağı inanılmaz ha. İyi de bunu kendim mi yapmalıyım? O kadar zor olmasa gerek ha. Kimse görmedi. Umarım tezgah temizdir. Sırada ne var? Biraz su mu? Acaba iyi mi oldu? Biraz karıştırayım. Berbat. Amanım, bunu sevdin mi bebek?
Ay, bayağı öfkeli görünüyor. Seni bunu yemek için zorlamayacağım. Ama sosisleri seviyoruz. Ve nasıl hazırlandıklarını da kesinlikle biliyorum. Biberona girin bakalım. Bu iyi bir bileşim mi? Of, nefis tuzlu lezzet. Umarım bebekler kapari seviyordur. Aman, biraz daha koyayım. Neredeyse en iyi kısmı unutuyordum. Buz gibi harika kola. Bebekler kola içebilir değil mi? Bu harika bir fikir. Fazla koymayalım. Oo, çok lezzetli. Yemek hazır ufaklık. Ne ilginç bir renk. Oo, sevdin mi? Bu annelik olayını iyi kıvıracağım. Ah bebek, ağla ağla ağla. Ah, yemeğim. İşte geldi canım. Çok da hızlı oldu. Bekleyemeyeceğim. Umarım hepsi buradadır. Ah, ne tatlı değil mi? Minicik ve çok şeker. Şimdiden çok sevdim. Ah evet, kesinlikle kalıyor. Genişleyen gardırobuna bir parça daha. Gerçekten de genişliyor. Ne tatlı değil mi? Gardırobu neredeyse tamamlandı. Aa, çok daha iyi. Pekala, hadi bakalım. Ebeğime giysi hazırlayacağım. Gözlerime güvenebilirim. Sanırım. Şöyle hatlarını çizeyim. Ha, minik kol boşluklarım. Şimdi işin eğlenceli kısmına geçelim. Kesiyoruz. Bak, hiç de zor değil. Ah, aptal köşe. İşte. Ay, bu doğru olan değil. Ah, bu parça doğru. Zımbanın çözemeyeceği şey yoktur. Ah, dikiş makinesine ne gerek var? Bitti. Ay, ne kadar minicik. Ve tam doğru büyüklükte. Pekala, şu notu da ekleyeyim. Sanırım bunu gerçekten anlamaya başladım. Tüh, kalemim yazmaz oldu. Neyse ki yanımda yedeklerim var. Pekala, bu yazar bence. Bu pek iyi bir his vermedi. Başka bir tane deneyeyim. Bakalım hele. Elime verdiği his iyi. Ağzıma da. Evet, bunu kullanacağım. Çok daha iyi. Şimdi öğrenmeye dönebilirim. Ya bu ne ya? Aptal kalem yazmayı bıraktı. Of ya. Ay şuna bak, bir sürü yedeği var. Belki bana bir tane ödünç verir. Ama hayır, ona soramam. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hey, çöpe atılmış kalem. Güzel. Hazırım. Hadi bakalım. Şuranın altından geçivereyim. Hey, ne oluyor ya? Hey, ne oluyor ya? Ah, işte ödülüm. Evet, aldım. Şimdi sırama döneyim. Harika, artık çalışmaya dönebilirim. Ya da dönemem. Hadi sene, bu da çalışmıyor. Bu demek oluyor ki ona sormak zorundayım. Ama tanrım. Selam. Ah, ne güzel uyudum. Günaydın Mırmır Hanım. Sen dünyanın en iyi kediciğisin. Hadi birlikte biraz resim çekelim. Tonkiler. Ah, ne tatlısın. Senin de saçlarını fırçalayayım. Gel
kahvaltı zamanı. İşte sen de biraz alabilirsin. Necicik kedi. Kahvaltılık gevreği iyi değil mi? Hey şeytancık, bana eşlik ettiğin için teşekkürler. Al bak senin için ne var bende. Cici çocuk, bunu hak ettin. Pekala, saçlarımızı yapma zamanım. Günümüze uygun tasmayı seçmeliyiz. Evet, kesinlikle bu. Mükemmel. Sence de öyle değil mi? İşte bu da sende güzel duracak. İşte şimdi en yakışıklı sen oldun. Okul harika. Ah, olamaz. Dolabımdaki bütün eşyalar. Sevimli şeyler şelalesi. Şimdi ne yapacağım? Buldum. Oyuncaklarla Karmele'yi. Bu çok eğlenceliydi. Neydi, hepsini dolaba nasıl takacağım? Çok fazla eşya var. Bazılarını atmam gerek. Bu bayağı zor olacak. Biri sana, biri de sana. Sana da bir tane, bir tane de sana. Bu şimdi bunu bana niye verdi? Bakalım hele. Burası bayağı sıkışık görünüyor. Şunu da içeri tıkayım. Sorun olmaz. Hayır. İçeride kal. Tüh, işe yaramıyor. Dediğimi yap, içeride kal. Niye eşyalarım beni dinlemiyor? Belki de daha geri itmeliyim. Tamam, sanırım oldu. Öyle kal. Nihayet. Oraya sığacaklarını biliyordum. Ah, hadi ama. Bu film harika. Haklısın, ben de sevdim. Patlamış mısır da çok iyi. Ah, pardon, sen buyur. Al, ağzına yedireyim. Şımartılmaya gidiyorsun. Çok iyi. Ah, burası çok sıcak oldu. İşte şundan bir yudum al, içinde buz var. Ah, sağ ol tatlım, çok iyi geldi. Ah, şu koltuklardan mı rahatsız? Buldum. İşte bu yastığı al. Bak, sırtına iyi gelecek. Ah, çok daha iyi, harikasın tatlım. Bebeğim, çok havalısın. Hayır, aslında sen havalısın. Ayaklarımı yükseğe koyayım. Küçük rakçımızla karşılaşacağımız güne iple çekiyorum. Pekala, buna hazır mısın? Son hamlede işini bitireceğim. Boyunda çok iyisin, yakala. Seni yenmeye dönüyorum. Bebeğim, acaba bana ve bebeğe içecek bir şey getirir misin? Tabii, hemen dönerim. İşte en sevdiğinden getirdim. Harika, ben de rock yapma isteği uyandırıyor. Bu konuda sana yardım edebilirim. Evet, bu en sevdiğim şarkı. Merhaba Sunny. Harika bir şey görmek ister misin? Merhaba babacığım. Tabii olur. Şuna bir bak. Çok güzel değil mi? Bunu nasıl yaptın? Ay, ne gösteriyor ama. Bu beceri sadece bana ait değil yalnız. Oh, ben de denemek istiyorum. Bana da ver. Hazır mısın? İşte baloncuklar geliyor. Yok artık. Bu gördüğüm en harika şey. Bat bat bat. Yaşasın, dahası da var. Patlat hepsini tatlım. Oh, çok güzel. Al bakalım mı? Sen de dene. Oh, büyük sorumluluk bu. Şunların uçuşuna bak. Bunu bütün gün yapabilirim. Bunu nasıl yapıyor? Ah, bir dakika. Baloncuklar poposundan çıkıyormuş. Ah, bu çok çılgınca.
Bunu ben de yapabilirim. Görmek ister misin? O ne? Hayır, yok artık. Yapma sakın Sani. Ay, çok geç. Seni uyarmaya çalıştım. Ah, nasılsa hepimiz yapıyoruz o işi. Sanırım bu işi ufaklığa bıraksam daha iyi olur. O kadar da kötü kokmuyor. Ha, ne demezsin. Anne, şu çizime bak. Ha, yeri benimkine bak. Vay canına, ikiniz de çok yeteneklisiniz. Evde iki harika sanatçımız var. Aha. Bravo, şaheserler bunlar. Bir bakayım şunlara. Teşekkürler tatlım. Vay canına, hiç böyle bir şey gördünüz mü? Bu resimler duvara asılmayı hak ediyor. Onları her gün görmek istiyorum. Hadi anneme sürpriz yapalım. İyi fikir. Bu çizime bayılacak. Bu şimdiye kadar çizdiğim en güzel şey. Devam et. Sırada ne var? Masa tabii ki. Of, çok sıkıcı. Marketten döndüm. Ne? Ne oldu burada? Merhaba anneciğim. Olamaz, benim güzel evim. Her yer mahvolmuş. Siz ne yaptınız böyle? Ah, neler oluyor? Bu bir felaket. Buna inanamıyorum. Benim... Ne? Bir fikrim var. Evet, bu streç filmi kullanabilirim. Bununla bütün sorunu halledeceğim. İşe girişsem iyi olur. Tüm yüzeyleri streç filmle kaplıyoruz. Bu film koruyucu bir bariyer görevi görecek. Duvarları bile bu filmle kaplıyoruz. Artık duvarlara ve masaya çizim yapabilirsiniz. Tuzak olmasın bu. Boş ver, ben başlıyorum. Müthiş oluyor her yer. Ben maviyi çok seviyorum. Yaşasın. Şurayı da boş geçmeyelim. Ha? Biri bir şey mi dedi? Herhalde yanlış duydum. Bugün müthiş bir gün. Keşke hiç bitmese. Şuna bak anneciğim. Harika çiziyorsun tatlım. Burayı tekrar dekore etmeme gerek kalmadı. Hey, burada bir şey mi değiştirdik biz? Bu hoşuma gitti. Teşekkürler anneciğim. Bir şey değil ufaklık. Sen annelerin en iyisisin. Benim boyalarım nerede? Harika atıştı Sunny. Unutma, sakince vuruyorsun. İşte bu kadar. Tek seferde girdi deliğe. Şalalalalala. Vay canına, ne çok seyircimiz var. Şimdi solo zamanı. Hadi yakalan bakalım minik balık. Bir dakika, ısırdı galiba. Hadi çevir kolu. Benimle mücadele ediyor. Edeyim sen de. Uf, çok formsuzum. Buraya gel hadi. Benim oturmam lazım. Eskisi kadar genç değilim. Ben çok eğleniyordum ama. Sorun yok. Hadi bunu giy babacığım. Ben sadece seni izleyeceğim. Ne? Hadi ama. Orada öylece oturma. Baba, hadi bir şeyler yap. Bana biraz izin ver kızım. Ama baba. Bir dakika. Onun dikkatini atmam lazım. Bu da ne? İlginç görünüyor. Bunu tam buraya koyup ayarlama yapıyoruz. Şimdi kalemleri yerine yerleştirelim. İşte artık hazır. Ama bana bir model lazım. İşte bu olabilir. Niski buraya koyuyoruz. Sonra istediğimiz görüntüyü bulana kadar döndürüyoruz. Hayır, bu olmaz. Başka bir disk deneyeyim. Acaba bunda neler var? Vay canına, şuna bak. Bu hayvandan çok sevimli. İşte istediğim bu. Işıkları kapatsam iyi olacak. Tek gereken resmin üzerinden geçmem. Çok kolay oluyor. Harika bir şey çıkacak. Noktaları boş bırakıyoruz. Şimdi onların da içini doldurabiliriz. Yalnız dışarı taşımak yok. Şimdi de dış çizgilerini hallediyoruz. Çok şirin oldu. İşte hepsi bitti. Muhteşem oldu. Baba, şuna bak. Ağırım sen. Of baba, uyan hadi. Ne yapalım? Demek güzellik uykusuna ihtiyacı var. Şimdi başka bir şey çizeceğim. Bu bir fil olur. Yalnız fil çizmek zor olabilir. Ne ilginç bir kitap. Merhaba tatlım, çocuklar oynuyor. Şunlara bak. Eğlenceli bir oyun oynamak ister misiniz? Ben bu oyuna temizlik diyorum. Bence çok hoşunuza gidecek. Bu pek eğlenceli görünmüyor. Eyvah. Bir şey yere düştü.
Uf, şu dağınıklığa bak. Sana tabak kullanmanı söylemiştim babacığım. Benim işim asla bitmez. Bu işten nefret ettim. Ben de işçi olmak istiyorum. İşimiz bitti mi bizim? Hiç bitmiyor ki sanki. Bir de bana sor. Az laf, çok iyi iş. Hadi bakalım. Nasıl görünüyor burası? Bir saniye. Eskisi gibi dağınık burası. Ne yapıyorsunuz siz? Bu işi hiç planladığım gibi gitmedi. Bir saniye. Sanırım bir planım var. Şu bantı kullanabilirim. Evet evet, bu işe yarayabilir. Çocuklar şimdi kımıldamayın. Üzgünüz anneciğim. Ha? Aa, sorun ne? Kollarınızı açın. Güvenin bana. Bantı elinizin çevresine sarıyoruz. Aynen böyle. Neler oluyor şu an? Sonunda kafayı sıyırdı galiba. Ah, söz veriyorum çok eğleneceksiniz. Şimdi bantı vücudunuza sarıyoruz. Kımıldamayın bakayım. Birazdan biter. Sadece yapışkan tarafın dışarı dönük olması lazım. Sanırım artık hazırız. Şimdi ne olacak? Bantı oyuncaklarınızın üstüne bastırıyorsunuz. Tamamdır anneciğim, hadi o zaman. Hey, şuna bakar mısın? Aa, her şeyi topluyor. Anneciğim sen bir daha iyisin. Bu çok zevkli bir işmiş. Sanki gelecekte yaşamak gibi. Aha, film çok iyi gidiyor. Başım dönmeye başladı. Bak, hepsini topladım. Bu da ne? Yaşasın, zengin oldum. Bu iş hoşuma gitmeye başladı. Şunların hepsini toplayayım. Şuna bak. Şimdi tekrar bir döneyim. Vay canına, ne çok yapışmış. Şunlara bir bak. Bunları da aldım. Her yer tertemiz olmuş. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Çok çalıştınız. Bence artık bir atıştırmalı hak ettiniz. Süper olmuş. Bir dakika. Benim bıyım nerede? Bunu mu arıyorsun? Hey, geri ver onu bakayım bana. Zaten tıraş olman gerekiyordu. Sonunda kazanacağım bu oyunu. Hey, nasıl gidiyor? Bir dakika, bunca saattir sen oyun mu oynuyordun? Evet, oynuyordum gerçekten. Neyse. Bir dakika. Ne yapıyorum ben? Bitti işte. Artık yatsam iyi olacak. Bu nedir böyle? Bu hiç iyi olmadı şimdi. Annesi bu işe çok kızacak. Bunu hemen halletmem lazım. Hey, aklındaki nedir? Justin, hemen dik otur. Çok ciddiyim. Ne yapacağım şimdi ben? Bu böyle devam edemez. Yapacak tek bir şey var. Kımıldama. Bu senin hatan Justin. Sadece sana yardım etmeye çalışıyorum. Kemeri böyle vücuduna sarıyoruz. Sonra arkadan tokasını takıyoruz. İşte böyle çok daha iyi. Gerçekten de bu çok iyi oldu. Sağ ol babacığım. Vay canına, işe yaradı. Ben yatmaya gidiyorum. Tatlı rüyalar. Ve o kemeri hala giyiyorum. Şuna bir bak. Bir dakika, yoksa babamın beni... Yok artık, bu mutlu sona eren bir hikaye. Bu harika. Bunu bütün gün yapabilirim. Kendimi harika hissediyorum. Oyuncaklarım için aynı şey geçerli değil tabii. Ama şimdi bir anda üzüldüm. Artık yok edilecek bir şey kalmadı etrafta. Aha, selam. Bu cipsler çok güzel. Biraz üstünü pislettim ama. Televizyonda ne var acaba? Klasik. Tembel bir gün gibisi yok gerçekten. Eyvah, cipsim bitmiş. Neden iyi insanların başına kötü şeyler gelir ki zaten? Sanırım gidip biraz cips alsam iyi olacak. Bir saniye. Üstüm berbat halde. Gidip giyinsem iyi olacak. Böyle daha iyi. Chris, bunu yapmış olamazsın. Ama yaptım ve her anından zevk aldım. Ne düşünüyorsun? Çok iyi olmuş değil mi? Neden? Neden böyle bir şey yaptın ki? Şuna bir bak. Tüh, yırtıldı. Demek hem kağıt torbayı hem de parayı kestin. Senin neyin var Tanrı aşkına? Hadi neşelen biraz. Ne diyebilirim ki, ben bir sanatçıyım. Hey Justin, tişörtüme bak. Sana da bir tane yapabilirim. Beni çok kızdırıyorsun. Sadece nefes al ver. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Üstü lekeli tişörtümü yeniden giymem gerekiyor. Ver şu makası bana. Birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Çok kolay oldu. Şimdi bunu başımızın üstüne çekiyoruz. Ama tamamen çıkarmıyoruz. Burada tişörte bir düğüm atıyoruz. İşte tişört harika bir alışveriş torbasına dönüştü. Üstelik içine birçok şey alabiliyor. Buna sakın dokunma, olur mu? Şimdi benim gitmem lazım.
Ona ilham verdiğimi düşünmek hoşuma gitti. Şimdi şunu bitireyim. Bu oyuncak yumuşacık ve çok sevimli. O benim en iyi arkadaşım. Beni çok mutlu ediyorsun. Sonsuza dek birlikte olacağız. Piknik için güzel bir gün. Bu krem çikolata çok güzel görünüyor. Ağzımı sulandırıyor. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Senin için nefis bir şey hazırladım. Aa, teşekkürler anne. Gerçekten iştahım kabardı. Buyur tatlım. Aa, hayır, ne yaptın sen? Aa, göründüğü gibi değil. Bunu düşünmem gerekirdi. Ver şunu bana. Ama. O benimdi. Hayat ne kadar acımasız. Abartmaya gerek yok tatlım. Seni temizlememiz lazım. İyi ki bu ıslak mendilleri getirmişim. Kıpırdamadan dur bakayım. Ay, çok yavaşsın. Ay, ağlamak istiyorum. Ah, benim için fazla hızlı. Yapabileceğim başka bir şey olmalı. Ha, bir dakika. Bu da ne? Bu tuvalet kağıdı işe yarayabilir. Denemeye değer. Her an olabilir. Ha? Ne kadar tuhaf bir parıltı. Herhalde önemli bir şey değildir. Beni mi çağırdınız? Acaba ne gibi bir sorun var? Bekle. Anne, şu an kaçıyor olmamız gerekmez miydi? Sana özel bir şey vereceğim. Bu küçük adama bir bak. Şuna baksana, ne kadar sevimli. Ama bir saniye, dahası da var. Bunu gördün mü? Poposundan baloncuklar çıkarıyor. Ama her canın hamı şahane bir şeymiş. Gördüğüm en harika şey. Al bakalım, hadi bir dene. Vay canına, gerçekten mi? Bunu senin almanı istiyorum. Teşekkürler, bundan sonrasını hallederim. Çabuk olmalıyım. Hoşça kalın çocuklar. İşte geliyor. Harika, o gerçek bir sanatçı. Acaba bunu ben de yapabilir miyim? Daha sonra deneyeceğim. Aa, hayır, denemeyeceksin. İşte tertemiz oldun. Atıştırmalıklarını unutma. Dikkat et. Sakin ol. Düşündüğümden daha zormuş. Bunu kesinlikle yapabilirim. Vay canına, ne yaptığıma bak. Sanırım hazırız. Parti yapalım hadi. Kendimi çok çekici hissediyorum. Oh, çok kötü olabilirdi. Bu renk bana daha çok yakışıyor. Peki ya ben? Kendimi çok çekici hissediyorum. Kızlar gecesi gibisi yoktur. Bir şeyler eksik. Hey Jasmine, cevherlere ihtiyacımız var. İyi düşündün. Harika, şunlara bak. Ne çok şey var. Hangisini taksam? Aa, bunu sevdim. Annemin kızmayacağına eminim. Sen ne düşünüyorsun? Aa, bunu sevdim. Aa, bu çok güzel. Burada neler varmış böyle? Hey Lily, bendekine baksana. Oo, bu çok güzel. Vay canına, onu istiyorum. Ne? Hayır. İlk ben gördüm. Bırak şunu. Aa, hayır, bu hiç iyi değil. Aa, şimdi ne yapacağız? Panik yapacağız. Bu çok kötü. Hem de çok kötü oldu. Annem çok kızacak. Bir daha sahipse giyme. Oyunu oynamayacağım. Bununla yüzleşelim. O gitti. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Jasmine, şuraya bak. Aa, benim dinlenmeye hakkım yok mu? Tuvalet kağıdı cininin asla işi bitmez. Sorun nedir? Kolyeli bu deliğine düştü. Bize yardım etmelisin. Of, lütfen. Bak bende ne var? Size tanıdık geliyor mu? Ama canına, bunu nasıl yaptın? Onu bana ver. Ama bunu nasıl yaptın? Bir daha aynı şeyin yaşanmayacağından emin olmalıyız. Hah, buldum. Size bu lazım. Ne? Bundan etkilenmemiz mi gerekiyor? Ah, evet, etkileneceksiniz. Bu aklınızı başınızdan alacak. Bana güvenin. Bu nedir? Ha, bana hiç bakma. Yok artık, bunu lobaya takıyorsun. Başka şeylerin de içine düşmesini engelleyecek. Heh, şimdi gitmem gerekiyor. Aa, anladım. Şundan kurtulacağız ve bunu lavaboya takacağız. Bu herhangi bir şeyin delikten aşağı düşmesini engelleyecek. Şimdi parti yapalım. Yaşasın. Ah, evet. Ah, yere takılar. Sorun yok, bu tapa işe yarıyor. Endişelenmemize gerek yok. Hiçbir sorun çıkmayacak. Şu hareketlere bak. Kendime geldim. Bu hayatımın en güzel günü. Hiç bitmesini istemiyorum. Aa, evet, ben de. Öyle çok eğleniyorum ki. Bu buluşma için çok heyecanlıyım. Hazırlansam iyi olacak. Saçımın güzel görünmesi lazım. Saç kurutma makinemle kurutayım. Aa, böyle daha iyi.
Çok güzel bir gece olacak. Zaman konusunda ne durumdayım? Hayır, olamaz. Geç kaldım. Onun için zamanım yok. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Evet, bu tam da ihtiyacım olan şey. Hey, tuvalet kağıdecini. Ferahlatıcı. Dur bakayım, burası plaj değil ki. Yine mi sen? Ne oldu? Ne olduğu belli değil mi? Bana baksana. Şaka yapıyorsun değil mi? Peki, bunu alabilirsin. Yakala. Tight mı? Bununla ne yapacağım ki? Delirmeye başladı herhalde. Çok dikkatli dinle şimdi. Anlıyorum. Vay canına, teşekkürler. İşe yarayacak gibi duruyor. Saçımı tutam tutam ayırarak başlıyorum. Aynen böyle. Sonra onu örüyorum. Diğer tarafa da aynısını yapıyorum. Şimdi bunu kafama böyle sarmam lazım. Güzelce de sabitliyorum. Mükemmel oldu. Sonra bir saç burnesi takacağım. Tight'i kafama geçiriyorum ve tozlukları başımdan böyle geçiriyorum. Biraz tuhaf geliyor ama kaymasını engellemeliyim. Bu bandana da işime yarayacak. Bir sonraki aşamada saç kurutma makineme ihtiyacım var. Ayaklardan birini saç kurutma makinesinin ucuna geçiriyorum. Artık makineyi çalıştırabilirim. Yapmam gereken tek şey beklemek. Jasmine, merhaba. İçeride misin? Tak tak. Geldi mi? Tamam, bakalım saçım nasıl görünüyor. Umarım işe yaramıştır. Vay canına, bu inanılmaz. Sanki kuaföre gitmişim gibi. Buna bayıldım. Yumuşak kabarık buklelerim var. Gitme zamanı. Selam, merhaba, nasılsın? Bunları senin için getirdim. Çok tatlısın. Ne kadar romantiksin. Kabul edelim, hepimiz tuvalette çok zaman geçiriyoruz. Bu gayet doğal. Ancak zamanını daha verimli bir şekilde kullanman için bu harika tüyoları ve gereçleri bulduk. En çok hangisini beğendin? Aşağıda yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi harika videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma. Of, bu oyuncaklar çok sıkıcı. Keşke yapacak eğlenceli bir şeyim olsa. Selam. Bunlar Pop-It mi? Seç birini. Hiçbiri. Hayır, Pop-It'lerle oynamak istemiyorum. Demek öyle. Bir şeyler olmalı ama. Buna ne dersin? Pop tüpler. Ver onları bana. Nasıl buzuyor? Vay canına. Daha çok istiyorum. Bu amma uzun. Nereye gitti? Neden bunları denemiyorsun? Pipetleri mi? Ama bir izle. Önce kafa kısımlarını koparıyoruz. Sonra da alt kısımlarını. İşte oldu. Mini pop tüpler. Vay canına. Al hadi. Kendimi dev gibi hissediyorum. Bak nasıl açılıyor. Çok eğlenceli değil mi? Öyle gerçekten. Bir tane daha alsana. Hadi aman, neredeyse hallettim. Hey şampiyon, sana kakao yaptım. Sağ ol baba, almayayım, bunu halletmem lazım. Ama peki, sen bilirsin. İşte bu. Hepsini akladım. Bak ne buldum. Oynamak ister misin? Cidden mi? Biraz meşgulüm babacığım. Pekala, konsantre ol bakalım. Top oynasak mı? Ne dersin? Baba, oyunun ortasındayım. Tabii ki. Üzgünüm ufaklık. Ne oldu? Tamam, sorun değil. W harfi neredesin? Olamaz. Bu ne oldu ki şimdi? Bir sorun mu var? Baban bir baksın o zaman. Sorunu anladım. Neler oluyor? Baba? Bu iş artık bende. Vay canına. Çekil kenara. Ben şimdi bunu hallederim. Sorunlu tuşların üstünde 3 boyutlu kalemi kullan. Kalemi aşağı yukarı hareket ettirip tuşun tamamını kapla. İlk kat yerine oturduğunda harfi oluşturmak için beyaz plastiği kullan. Güzel yazı. İşte yepyeni oldu. Hiç fena görünmüyor. Hadi halledelim şunu. Eski anılarım gözümde canlandı. Vay canına baba, çok iyisin. Karnım çok acıktı. Bir de bana sor. Bir şeyler sipariş edelim mi? Tamam. Cüzdanım bomboş. Amma hızlı geldi.
Şimdi ne yapacağız? Buldum, bak. Pekala, pek de zor olamaz. İşe yaradı. Gelsin paracıklar. Tam da ihtiyacımız olan şey. Bunu ben alayım. Neredeyse unutuyorum. İşte buyurun. Çok heyecan verici. Hey, şuna bir bak. Harika. Bir sürü jöle ayıcık. Onları buraya koy. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Dur. Sırayla tek tek yiyoruz. İğrençlik yapma. Hiç eğlenceli değilsin ama peki. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Jöle ayıcıkları kaselere ayır. Sonra onları erit. Sıvı haldeki jöleyi bir bardağa boşalt. Diğer bir rengi dökmeden önce öncekinin sertleşmesini bekle. Bütün sıvı bitene kadar aynı işlemi tekrar et. Vay canına, jöleden gökkuşağı oldu. Evet, hadi tadına bakalım. Teşekkürler. İlk ben deneyeceğim. Müthiş. Bunu daha önce düşünmeliydim. Paniğe kapılma ama bak. Ne oldu? Buradan kim benim paramı alıp duruyor? Bunu kim yaptı? Her şeyi açıklayabilirim. Ama önce şu jölenin tadına bakmak ister misin? İşte kahvaltım hazır. Selam anne. Günaydın tatlım. Sevdiğin gevrekten sana bir kase hazırlayacağım. Büyümekte olan çocukların ihtiyaç duyduğu her şey burada. Sütü unutmamak lazım. Hadi hepsini ye bitir. Gevrek mi? Niye uğraşıyorum ki? Başka ne var bizde? Bir kase dolusu sağlıklı meyve. Bu iş görür. Al bakalım. Çikolata mı? Ver bakayım şunu. Şu meyveleri ye. Meyve mi? Ama bu berbat. Çikolatayı tercih ederim. Şu yüzünü de temizle artık. Jöle solucanlar. Nasıl? Nereden? Her neyse. Ver şunları bakayım. Peki. Bunlar çöpe gidiyor. Onun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. O nedir? Bu aklıma bir fikir getirdi. Kalıbı meyve püresiyle doldur. Elma, çilek gibi farklı meyveler kullan. Kalıplar dolduğunda her birinin içine lollipop çubukları batır. Sonra bunu buzluğa kaldır. Ufak kalıplardan çıkarıp lollipopu daha büyük kalıbın içine koy. Sonra süt döküp lollipopların üstünü tamamen kapla. Sonra bunları tekrar buzluğa koy. Lollipopların üstünü çikolatayla kapla. Sonra üstüne şekerleme serpiştir. İşte sağlıklı besleyici kahvaltı lollipopları. Madem kahvaltılık gevrek ya da meyve yemiyorsun, neden bu lollipopları denemiyorsun? Gerçekten mi? Müthiş. Bu yaptığım en iyi kahvaltı olacak. Bunlar harika olmuş anne. Benimki tabii. Sen çıldırdın mı? Tabii ki bu çok daha güzel. Benimkisi. Hayır, benimki. Benimki dedim. Benimki, benimki, benimki. Selam çocuklar. Yerimi değiştirmem lazım. Tamam. Eşyalarımı çıkarsam iyi olacak. Siz hala tartışıyor musunuz? Şuna bir bak, çok şeker. Hadi oradan. En güzeli bu tabii ki. Telefon kılıfım çok sade. Bu popit aklıma bir fikir getirdi. Bütün gereken biraz boya ve bu kılıf. Popitin bir bölümünü boyayla doldur. Aynen böyle. Her bölümde ayrı renkte boyalar kullan. Hepsi bitince telefonunu kılıfına koy. Boya kuruyana kadar bekle ve kılıfı kaldır. Vay canına, harika oldu. Şuna bir bakın. Vay canına, renklerine bak.
Benim telefonuma da yap lütfen. Hayır, benimkine ev ödevini yaparım. Gerçekten.